Adana'ya gidelim mi? Gidelim. Adana'ya gidelim. Altın Koza biliyorsunuz ki 31.'si gerçekleşti. Serenay Sarıkaya Altın Koza'ya, Adana'ya damgasını vurdu. Elbisesiyle, saç modeliyle. Buyurun efendim. Bir Serenay Sarıkaya'nın şu elbisesini bir bana yorumlar mısınız? Bu zamana kadar hangi elbiselerle gördük? Beğendin mi? Pınar. Şimdi Serenay'ın gerçekten mükemmel bir fiziği var. O ne giyse yakışıyor. Ama ben bu elbisesini çok beğendim. Yani sadelikteki ihtişamı görüyorum. Zaten çok başarılı. Ne bileyim, saçlarını pek beğenmedim. Kısa saçları ve kahküllü saçları. Ben saçlarını pek beğenmedim açıkçası. Anket açıyorum. Serenay Sarıkaya kısa saçlı mı yoksa eski uzun saçlı halini mi beğeniyorsunuz? Bilmiyorum, eski uzun saçları çok daha iyi. Söylemezsem böyle... olmaz official. Fotoğrafın altında. Bence böyle daha olgun olmuş. Daha olgun. Yaşını daha... büyütmüş. Ben çok yaşını beğendim. Büyütmüş diye mesela ben de algıladım. Tam tersi düşünüyorum. Aa. Çok daha fresh olmuş. O kıyafeti, o hareket katmış senelerdir buralara kadar upuzun, salkım saçak saçlardan artık bir vazgeçmesi çok iyi oldu. Daha Lolita'ydı ya. Dizide de sevildi o kısküt saçlı hali, onun üzerine kestirdi zaten. Biraz da böyle kullansın. O peruktu çok ya. Yakışmış. Çok kötüydü o peruk. Çok ağır ve klas duruyor şu anda. Ya burada diyor ki Serenay Sarıkaya, demek istiyor ki ben istenirse iş kadını da, hanım hanımcık bir iş kadını görüntüsünde de olabilirim. Evet. Beni siz hep dekolte gördünüz ve yorumladınız ama Pınar Eliçe, Didem, Bilal ve değerli sunucumuz Hande. Ama ben aynı zamanda jüri üyesi, bir jüriyi temsil edebilirim sahnede kıyafetimle, konuşmalarımla, davranışımla ve saçımla. Şimdi bu renk çok riskli bir renktir, evet, arkadaşlar. Evet, kaybolmuş bu renkte. Yok, kaybolmamış. Çok, çok riskli bir renk olsun ama herkese yakışacak bir durum değil. Yani proporsiyonunun ve fiziğinin mükemmel, kusursuz olması aslında lazım. Aslında değilmiş işte. Bak şimdi bu sahnede, ödül töreninde, ödülleri evet, açıklarken ki fotoğraf olmayan görüntülü videoda ne kadar kusurlar böyle o basenlerinin böyle böyle katman katman olduğunu işte bu elbise gözler önüne seriyor. Tabii. Şimdi fotoğraf verirken böyle bir hani duruş vardır ya, şöyle bir evet, hemen böyle kalçayı çıkartırsın, orada hemen o böyle kıvrımı görürsün, fotoğrafta güzel çıkarsın. Önemli olan videodaki asıl çıplak göze görünür hali. Burada da bu elbisenin o kusurları ne kadar belli ettiğini söyledin ya. Evet. Belli olmuş. Basenlerin, basenleri var diyorsun. O Cem Yılmaz'ın sofralarından kalma o basenler. Cem Yılmaz'la beraber kavurma yer böyle böyle. Cem Yılmaz böyle yiyor diyorlar. Kavurmayı böyle öyle yenir, nasıl yenecek? Böyle yiyor. Oradan kalma o. Atamazsın kolay kolay. Liposuction yaptırman böyle lazım. Bana. Serenay. Liposuction. Evet. Ya bu, zaten bu kıyafeti kim giyse bu arada kusurları belli olur. Tamam, Serenay'dan biz mi acaba çok kusursuzluk bekliyoruz yani? Hani. Ama yine de iyi duruyor. Yine de iyi duruyor yani. Şimdi oranın ağırlığına yakışır bir kıyafet mi? Evet. Yani çok fazla dekolte olmayan bir model olduğu için evet, ben saçları da çok beğendim. Bu arada bu sene bu tarz saçlar moda. Hareketli kesimler. Öyle senin de şeylerdi. Kahkülün hayırlı ben olsun. De yaptım. Bak, ben de yaptım. Videoda kestirmiş kahkülünü. Enerjiniz, auranız değişir. İyi yarın gelin. Ben de geleyim yaptırayım lazım. Bari. Ben eksiğim, ben de yaptım. Ama yine de önceki Serenay mı, şimdiki Serenay mı diye sorarsanız açtık anketi. Ben uzun önceki... saçımı, kısa saçımı, ben de uzun saçlı Lolita halini tercih ederim böyle, açıkçası. Böyle 40 yaşında bir Serenay olmuş. 40 yaşında. Ya, vallahi ya, öyle. Ya. Ben öyle gördüm. Abarttın ya. Yo öyle. 32-33 en fazla. Niye öyle zaten dedin? O yaşta. Niye 40 dedin? Büyütmüş yaşını Bilal Beyciğim. Yani yok büyütmüş. Be. Yok evet, yani evet, daha böyle bir ciddi bir hava vermiş kendisi. Kolay değil. Altın Koza Film Festivali'nde sunum yapıyor. Uzatır ödül veriyor. Ya, bir yani şey olmaz, kökü ondan. Biraz böyle ciddi bir jüri Serenay üyesi havası vermiş. Serenay olgunlaştı ama artık o gençlik kaç şeyini yaşında değerlendirmeyelim. Oldu Serenay? 30 yaşlarda yani. Yani artık 3 olmuş. O yaşı bir aile olmalı. Yani tabii ki de. Peki. Mesela göğüsleri falan nasıl derli toplu görüyoruz. Çok güzel olmuş. Yani daha evvel Kore'deki sunumunu hatırlasanız da Kore'de neydi, göğsünün biri sola bakıyordu, biri sağa bakıyordu. Ha, Hacı Badem Kurabiyesi. Yani evet. Cem Yılmaz'ın yani, yaptığı yani burada ne göndermeler. Kadar, burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor. Gördünüz doğru mü? Hiç anlaşılmıyor, sen anlarsın. Yani ben anlayamadım. Çünkü sütyen var içerisinde. Hani orada sonuç olarak bir destek alıyor. Ama diğer kıyafetinde V harf, böyle V şeklinde evet, giydiği kıyafette tamamen iç çamaşırı olmadığı için... Hani normal çamaşırsız halini gördük. O da birbirinden çok ayrı. Ne olursa olsun rakiplerine da... büyük gol atmış. Bakar mısınız diğer o rekabet ettiği oyunculara, hangi biri jüri üyesi olabilecek konuma, kıvama gelebildi Serenay dışında?
Var mı? Yok. Ya ve jüri yani otel... sen oyunculuğunu zaten rüştünü ispat etmiş evet. oluyorsun. Jürilik ne demek biliyor musun? Tabii tabii. Karar veren kişi merciydesin artık yani. Ama sen şey oldu. Demiyorsun. Ama arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi? Önüne geçti önüne. Hayır hayır. Sizce bir dakika arkadaşlar. Ya, altın bir dakika. Koza. Altın bir koza. Şey Adana altın koza. Filipi sen de ver. Sen de ver. Eskisi sen kadar rağbet görmüyor ki. Ne eskisi ya? Kadar rağbet görmüyor. Adana altın koza film festivalinin. Adını duyuyor muyduk Allah aşkına bundan evvel ya yapılıyordu tek sütun haber oluyordu olmuyordu ya. Oluyordu her zaman oluyordu. Ya bırak Allah aşkına. Ya bakın. Serenay sayesinde konuşuyoruz. Tamam önüne geçti. Bence katılımcılara bakmak lazım. Katılımcılar nasıl? Şimdi katılımcılara bakalım. Nuri Bilge Ceylan zaten jüri başkanıydı. Evet. Aa Mehmet Aslan Tuğ. Acayip bir görüntü var. Sevgili Levent Özdilek'le birlikte bir selamlaşma enteresan. Hemen görüntü ekranlarınızda bir izleyelim. Hı-hı. Bakayım siz nasıl yorumlayacaksınız. Bak tam tokalaşıyor. Çok... Önce Nuri Bilge Ceylan'la bir selamlaşıyor. Orada öpüşüyor zaten. Sonra ikinci sırada Mehmet Aslan Tuğ var. Orada elini tokalaşıyor. Ardından tam sarılmak için hani öpmek için uzanıyor. Mehmet Aslan Tuğ öpmüyor. Kaldı. Çıktı. Şimdi onun beden dilinde tekrar görüntü tekrar ediyor ya. Bakarsanız böyle beden dilinde bir burnunu kaşıyor. Bir sakalını kaşıyor onu gördüğünde. Şey o tedirginlik demek beden dilinde. Birini gördüğünde ne yapacağını bilemezsen ya da kötü bir tesadüfe uğradıysan şöyle yaparsın. Hmm. Bir düşünmeyi bari ne yapsam şimdi hani. Selam versen mi vermesen mi? Peki ne olmuş olabilir ki aralarında? Çünkü araları bozuk. Neden? Konuşmadıkları halde orada ortamı bozmamak için Mehmet Aslan Tuğ ayağa kalkıyor ama Levent Özdilek tavrını bozmuyor orada evet. sadece soğuk bayağı bir sorun var o zaman bayağı bir şey olmuş Levent Özdilek onlar. Açıklama yaptı dedi ki biz böyle haberlere takılmıyoruz neden açıklama yaptı çünkü yoğun bir şekilde eleştiri olunca buna mecbur hissetti kendini biz böyle haberlere takılmıyoruz kardeşimle karambol bir an olmayan içerikle paylaşılmış gazeteciler işlerini yapmış ama mevzu yok kusura bakmayın. Bence de... Yolumuz hep sevgi. Söyleyeyim Hayır. mevzu var. Sosyal medyada ağır linçe uğradı Levent Özdilek. O yüzden. Mehmet Aslan Tuğ canımız böyle tavır olamaz deyip yuhladılar. Çünkü bu davranıştan dolayı hoş bir davranış değil. Değil. Gerçekten değil insanı çok canım. Küçük duruma düşüren aşağılayan bir davranış. Ve bu milyonlarla paylaşılıyor. Bakın Mehmet Aslan Tuğ da Levent Özdilek de çok değerli iki oyuncu üstad. Ve akranlar aynı yaş aynı dönemin jönleri bu iki isim. Yani birini diğerinden ayırmamız aslında mümkün değil. Ama bu olayda anladık ki Mehmet Aslan Tuğ seveni çokmuş. Çünkü Levent Özdilek bayağı bir yuhlandı sosyal medyada. Herhalde okuduğu yorumları. Onun üzerine Tabii. dedi ki bizim aramızda sorun yok. Konuyu kapattı bence. Yalnız arkadaşlar. Sorun var çok bariz. Ben çok ünlü bir katılımcı göremedim. Siz görebiliyor musunuz yani? Bir Mehmet Aslan Tuğ var. Serenay var. Başka kim var? Kim var? Zaten Serenay bütün haberlerin önüne geçti. Geçti de yani ben artık bu Altın Koza Film Festivali'nde eskisi kadar yani. Evet. çok rağbet gördüğünü düşünmüyorum. Ve bence prestij kaybettiğini de düşünüyorum bakın. Bunu da göz ardı etmeyelim. Çok az katılımcı olmuş çok. Sinema dünyasında. Yani da. Ben başka bir ünlü göremiyorum yani. Ben şu an burada bunu yorumlarken o ünlü bu ünlü şunu bu yani havada uçması lazım. Onur ödülleri Uğur Polat'la Demet Akbağ verildi. Sunucu Ceyda Düvenci. Altın Koza'nın şeyi kapasitesi aşağı yukarı budur zaten. Hayır eskiden böyle miydi Bilal yani Beyciğim? Altın Portakal Antalya çok Siz iş bundan yapardı. Önceki senelerde hiç Altın Koza'yı bu kadar konuştunuz mu? Hayır. Yer verdiniz mi magazinde? Serenay olduğu için mi Serenay Sarıkaya başlı başına bir magazin malzemesi olduğu için için bu da artık hani bir festivalden çıktı. Serenay Sarıkaya konuşulmaya başlandı. Tamamen oradaki isminden dolayı. İyi ki de o dolayı. Da varmış. O da olmasa haberimiz. Ama kız Adanalı dizisinde meşhur oldu zaten. Üstüne de bir de Şahmeran için gitti Adana'ya. Adana'nın reklamını yaptı. Ben Adana burada kebap var. Yiyorum dedi. Burada oturuyorum dedi. Evim burası dedi. Adanalıyık dedi falan filan. Bütün Adanalıların gönlünü fethetti. Sonra dedi seçime ki, de gel sen burada Adana formasıyla dedi. Katılmıştı. Seçim günü seçim oy dedi. Vermeye Adana forması giyip gitmişti falan. Evet. Bu arada Serenay Sarıkaya Adana'da olduğu için ve Mert Demir de sevgilisi olduğu söylenen bizim asla inanmadığımız Mert Demir de konser verecekmiş 13 Ekim'de Adana'da. Konser afişleri asılmış. Onun fotoğrafını çekip sosyal medyasında paylaşmıştı. Serenay kapmıştır o işi ona belki. Zaten bütün işleri Serenay kaptı. Ne güzel. O da şey zaten gurur duyduğu için hani ben yaptım, ben yarattım. Bakın Adana'ya da geliyor konser veriyor diye. Sayemde. Mert Demir'i çekmiş hani gurur duyan bir anne olur ya. O Ay. Eda'da şey paylaşmış. Kankasına yardımcı olmuş. Burosuna. Bro. Aynen öyle. Bro, bro neydi ya? Kardeş miydi? Evet. Brother. Brother. İngilizce. Ha. Evet. Aynen öyle.